Ben Kümenarlı'nın Göğüsünüz. Topraktepe Mahallesi. Doğan şey Topraktepe Mahallesi. Kümevleri. Görün halimizi görüyorsunuz. 3 gün boyunca hani burada aç susuz yaşadık. Yani kendi imkanlarımızla malımızı çıkardık. Kendi imkanlarımızla çadırlarımızı kurduk. Yani devlet gelmedi. Devlet gelene kadar işte kendi imkanlarıyla yani devlet gelmeye geldi. Ama nasıl geldi? 3 gün sonra çadır getirip şurada atıyorlar, yolda atıyorlar. İşte çadır getirdik, eşya getirdik. Her şey, hiçbir şey gelmedi yani. Sadece bizim köyler oldu. Yani yardımı bizim köyler yaptı. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, yurt dışından gelenler bile oldu. Yani yardım. Hani ona göre işte kendimizi şey yapıyoruz işte. Toparlıyoruz ya ufak ufak. Yapacak bir şey yok şu anda. Elektrik 14 gün sonra geldi. Su daha yok. İçme suyumuz yok. Yani yiyeceğimiz yok. Yiyeceğimiz geliyor. Şükür geliyor yani. Köyler gün yani elimizde gelen suyu getiriyorlar. Ama yapacak bir şey yok şu an. Ev yok. Bir şey yani görüyorsunuz. Evlerin hali görüyorsunuz. Yani ev yıkılmış adam diyor eşyanı çıkarma evin içinde. Zaten çıkarma. Olur mu öyle? Yazık değil mi o eşeğe? 11 tane canımız gitti. Ölümümüz oldu 11 tane. Ha. Yapacak bir şey yok bunlar. Arkadaşım malı enkaz aldı. 6 gün sonra gittik bulduk. Kendi imkanlarımızla malları çıkardık. Ufacık bir delikti. Köyde 330-350 adet hane var. Hepsi de yıkıldı. Hani sağlam bir ev yok doğru düzgün. Sağlam dedikleri evde her şey çatlak. İç taraf komple çatlak. Dıştan sağlam görüyorum ama içi çatlak. Hani köyde şimdi yaşayacak hani 110-140 kişi var ya yok. Köyde kalanlar şu an. 700 küsürdü. 700 küsürdü köyünün. Şu anki olan ihtiyacımız barınma. Barınmaya ihtiyacımız var. Çünkü çadırlarda artık olmuyor yani. Soğuk, yanımızda geceleri su donuyor. Soğukta kalamıyoruz yani şu anda. Yetkililere duyurumuzu yapıyoruz ama bilemiyoruz yani. Gelir mi, gelmez mi? Daha şu ana kadar herhangi bir çalışma olmadı. Elektriğimiz daha dün geldi yani. Suyumuz var. 1 kilometre yukarı tarafta var yani. Hayvanlarımızı tankerlerle su taşıyıp suluyoruz. Abi çadıra ihtiyacımız var. Çünkü niye derseniz şu anda toplamda bir 50 tane falan çadırımız var şu anda köyde. Ama köyümüz 330-340 hanelik bir köy. Geri dönüşümler olacak. Onlardan dolayı çadıra ihtiyacımız olacak yani. Abi ilk deprem ya valla çok kötü bir şeydi yani. 2 gün boyunca burada yol çalışması yoktu, yollar kapalıydı, aç susuz kalıyorduk burada. Kendi elimizden ne geldiyse yıkık evlere girdik, yiyecek falan taşıdık. Yaşlarımıza, çocuklarımıza, enkazda olan insanlarımız vardı. 3 gün sonra AFAD ekibi sağ olsun geldi, çıkardı jandarmayla beraber. 3 gün sonra geldiler yani. Vardı, kurtarılacak insan vardı yani. O da deprem oldu, ev yıkıldı. Soba devrilmiş, sobadan dolayı alev aldı, ateş çıktı evde, yangın çıktı yani. Yangın çıktıktan sonra da işte bir şey de yapamadık. Ailede 8 kişi vardı, 5'ini kurtarabildik, 3'ü de öldü yani. Ben köyün muhtarıyım, İrfan Barlas. İlk günden biz kendi imkanlarımızla yollarımızı açtık. Traktörle, kepçeyle biz açtık. İkinci depremde köy yerle bir oldu. Bunun içerisinde 3 kişi yanarak öldü. O 3 kişiden, o aileden 5 kişi canlı olarak kurtardık. Yangın çıkınca iş makinesi olmadığından dolayı kimse teşvik edip gelmedi için o adamlar yandı. Onlar da kurtarılırdı. En azından ikisi daha kurtarılırdı. Ondan sonra biz ne kadar da telefon ettiysek belediyeye işte yetkililere bütün iş araçlarını önce şeye yönlendirmişlerdi. Erkenek tarafı, Kurucuova. Biz söyledik dediler ki iş makinelerinin hepsini oraya yönlendirdik. 3. günü geldi. Gece saat 9'da o işte yanarak ölenlerin kemiklerini topladık. Öbür zaten bütün şeyleri biz bir de Emine Kozat bir 80-90 yaşında bir bayanı kurtardılar, çıkarttılar yani enkazın altında. Öbürlerin hepsini zaten biz kendi köyümüz tarafından cenazeleri çıkarttık. Görüyorsunuz işte, bize gelen yardımlara el konuldu ilk başta. Bizim İzmir'de 350 yine insanlarımız var, onlar tarafından gelen yardımlara da el konuldu. Bu sefer ufak araçlarla istedik geldiler. Sağ olsunlar köylerimiz dışarıda gelen. Sadece büyük şehir geldi.
iki kuflet şey getirmiş, iki paket kuflet getirmiş, geçmiş olsun diyorlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Televizyonda bağıra bağıra diyor ki ne felaket oldu, geçmiş olsun. Bizim insanlarımız da buraya gelmeyenler telefon edip geçmiş olsun diyorlar. Yani bir iş makinesi gelme. Halen bak 16. günde zor bela geldiler ki ne bu ölü hayvanları tespit edecekler, çıkaracaklar. Yani biz ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ahar suyumuz var. Depo yıkılmış, taş üstüne düşmüş, boru kırılmış, gelip daha suyu bağlamıyorlar. Yani kendi imkanlarımızla ne yapıyorsak kendi imkanlarımızla yapıyor. Depremde neler yaşadık yani hiç görmediğimiz bir şeydi. Hava soğuk, kar yağıyor. Bir iki gün öyle arabaların içinden barındık. Yardımlar vatandaştan geldi. Devletten hiçbir yardım gelmedi. Vatandaş gönderdi yardımlar. Devlet de sonra işte önünü gördükçe göndermeye başladı. Vallahi ne yapmayı düşünüyor ki? Başka şehirlere taşınmayı düşünüyor. Burada bu enkazımızı kaldıramak. Suyumuz, şebekeler hep depremden patladı. İşte maske onları yapmak için uğraşıyor. Ben de maskeye yardım edeyim. Operatörüm, makineler var, operatörleri yoktu. Ben yardım edeyim. Sular da bölge bölge vermeye başladılar. Benim yıkıldı. Çaresiz kalmışım. Gerçekten bir çaresiz. Burada kızım var. Geldim kızımın orada evinde kalıyorum. Evet, şimdi dışarıdayım. Evim yıkıldı. Nereye gideyim? Gidecek bir yerim yok ki. Şimdi evet kızlar var. Üç sefer deprem oldu. Üç sefer deprem oldu. Yaşadım bundan önce. Deprem geldi. Saniyeden vurdu geçti.